İslam'ı böyle cehennem gibi zor yaşanan, yani her yönden insanı boğan bir hale getirmişler. Ya böyle bir din yok. Niye bunu yaptınız ya? Böyle bir şey yok. Normal yaşayacağımız gibiydi din. Siz boğdunuz, boş yere berbat ettiniz ortalığı. Mahve ya, müziği niye kaldırıyorsun kardeş? Resmi niye kaldırıyorsun ya? Eğlenmeye, kadınların giyinmesine, değil mi? Kadınların hürriyetini niye kaldırıyorsun ya? Nereden çıkarıyorsun? Böyle bir şey yok. Bak geçen gün çıktılar televizyona. Ya diyor, eğer Kur'an'a uyarsak her şey helal kardeşim diyor. Her şey. Ya daha ne istiyorsun her şey helalse? Tamam her şey helal olsun. Ne korkuyorsun? O öyle din olmaz ki diyor. İbadetler de çok kolay oluyor o zaman diyor. Ya kolay olsun. Ya Allah'ın dinini niye değiştiriyorsun kardeşim? Niye cehenneme çeviriyorsun İslam'ı? Mahvettin, görmüyor musun? Suriye, Irak, Pakistan. Her yerden ezim ezim eziliyor Müslümanlar. Allah'tan korkmuyor musun? Ya şirk koşmuş oluyorsun. İslam dinini cehennem dini gibi gösteriyorsun ya. Cehennem gibi bir hayat olarak gösteriyorsun. Yapma, etme. Ya İslam'a en büyük vuruşu sen yapıyorsun. Bu yaptığın vuruşla zaten İslam yeryüzünden yok olur, Allah'a zikredersin. Mahvedersin. Büyük fedakarlık yaptıklarını zannediyorlar. Yani bu eziyet ettiklerini de kendilerine Allah'ın beğeneceği bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Ya sen kendine ve etrafına eziyet ettikçe Allah'ın beğenmeyeceği bir şey yapmış oluyorsun. Allah sizin azabınıza ne yapsın diyor Allah. Allah senin niye acı çekmeni istesin ya? Niye müzik dinlemeni istemesin Allah senin? Ya istediğin gibi meyvelerde ya, deniz ürünlerinde ya, bir şey yok. İş çıkarma kendine ya. Müzik aç sonuna kadar dinle, bir şey olmaz. Sen sadece helale harama dikkat edeceksin. Namazlarını kılacaksın. Sevgi dolu olacaksın, dürüst olacaksın, cömert olacaksın. Vefalı, sadık olacaksın. Güzel konuşacaksın. Can yakmayacaksın. Bu kadar. Kur'an'daki bir avuç helale harama dikkat edeceksin. Helaller bir avuç değil. Helaller sonu yok. Bir avuç haram var. Yani Tayyip Hoca da bunun farkında. Ama şimdi ne yapsın yani, o oyların büyük bölümü gelenekçi Ortodoks kesimden geliyor. Onlar da kızdırmaya da gelmez yani. Bir anda mesela yeni bir parti kurar birileri. O tarafa da dönebilirler. Daha gelenekçi, daha Ortodoks gösterir. Ama Allah yardım ediyor Tayyip Hoca'ya. Yani yine bir de bayağı çalışkan ya. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Başkası olsa hırçadı çıkar yani. Değil mi? Afrika falan atmosferi, ortamı, iklimi çok değişik ya. İnsan ne olur orada, ben düşünemiyorum.